Ekonominin Genç Dili'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yeni konsepti birazcık daha farklılaştıralım dedik ve artık daha fazla soruyla, daha ilginç sorularla sizlerle birlikteyiz. Tam 150 adet soru geldi ve bir önceki bölümde bizden isteğiniz kim sordu bu soruları? İfşa olsun. <laughs> o fanusun içinde var. Video başlamadan bu soruların hani artması için yine arkadaşlarımız yorum olarak, videonun altına yorum olarak da sorularını iletebilirler. İstiyorsanız başlayalım. Yine 5 soru çekeceğiz. 5 soru üzerinden tartışacağız, konuşacağız. Peki. Soru büyüün abi. Söz küçüğü diyorsun. <laughs> tamam. Bakalım gençlerimiz bir şeyler öğrenmek istiyorlar mı? Geliyor. Bakalım ne geldi acaba? Neden bütün dünya aynı parayı kullanmıyor? Bunu Aa, yağmur abi. arkadaşımız sormuş. Aslında kullanıyor gibi ya. Yani Amerikan doları cebinize bir tane dolarla Afrika'nın herhangi bir köyünde istediğinizi bir şekilde alabilirsiniz. Ama başka bir para birimiyle aynı şeyi yapmak çok kolay değil. Ticar. Çok, çok güzel bir noktaya değindim. Cebine doları koy. Git abi. Yani Mesela aslında bizim, kullanıyor gibi. Değil mi? Burada da git lokantaya. Dolar ver abi. Kimse niye dolar Her verdi Her yerde de yani. Teşekkür bile eder değil mi? Öyle bir durum var. Biz bu, bununla Şimdi, alakalı bir soru soracağım. Yani dolar sisteminin kendisini belki biraz açmak iyi ekstra olabilir. Ekstraya giriyor ama. Bize dediniz ki ha. Farnus'tan çektin soruları Ama olur. yani hani <laughs> insanlar da bir bilgi yani. Bretton Woods nedir falan. Hani böyle <laughs> biraz bir şeyler mi girsek? Bir de Diyor, ben şeyi merak ediyorum. Zimbabwe doları olduğunu biz öğrendik yani bu program hazırlanırken. Zimbabwe doları nedir? <laughs> Biliyor musunuz bir bilgi yani, Onu da şimdi bak. koyduğumuzda gezebiliyor muyuz? Gezebiliyor <laughs> muyuz mesela? <laughs> ee, Zimbabwe'ye gidebiliyorsun. <laughs> şimdi... Zimbabwe'de <laughs> gezebilirsin yani onda evet. sıkıntı yok. Hikaye şu. Sonuçta bu kapitalizmi belki Avrupa'da doğmuş ama kapitalizm nerede nüfuz bulmuş? Amerika'da nüfuz bulmuş. Amerika dediğin ülke dünya ekonomisinin dörtte biri boyutunda ortalama yani. Dünyanın en büyük pazarı. Ve birçok benchmark bu Amerika'dan çıkmış. Petrol diyorsunuz değil mi? Petrolü neyle ölçüyorsunuz? Dolar. Var barrel fiyata. One barrel. Değil mi öyle bir şey var? var one fiyata. barrel. Evet. Bir varil kaç dolar? Efendime söyleyeyim veya işte altın. Altının fiyatı ne? Onsu. Kaç dolar? Euro bile ya bu euro paritesi dediğin zaman o parite neye karşı? Dolar. Böyle baktığımızda dolar artık bir benchmark'a dönüşmüş. Dünya ticaretinin de Büyük bir kısmı dolar üzerinden yani 200 üzerinden falan bunu ölçüyorlar falan ama hani böyle baktığımızda da yine %80'ine yakın herhalde öyle baktığımızda da bir doların hakimiyeti var sonra ikinci para ne oluyor euro. Dolayısıyla bu kadar çok kullanıldığı için artık kültüre yerleşmiş yani Art öyle, öyle düşünmek lazım. Hani soruyorlar ya kaç paralık adamsın diyor aslında o sorunun cevabı kaç euroluk adamsın kaç yenlik adam kaç dolarlık adamsın sen yani? öyle bakmak lazım oluyor. dolar böyle bir benchmark olmuş bu Amerika'nın gücünden ve bu kapitalist sistemin yürüyüşünden ve bu uluslararası kurumlarda her şeyin bu endekslemesinde işin zaman içerisinde kültürde de şunda da bunda da dolara dönmesinden kaynaklanmış böyle bir benchmark'a da ihtiyaç var öbür türlü uluslararası ticareti nasıl yöneteceksiniz işte ülkeler güçlendikçe kendi paralarını daha fazla öne sürmeye çalışıyorlar. Ama bunu yapabilmen için de dünya ticaretinde bu kalıpları değiştirmen lazım. Bu kalıpları değiştirmek de geldiğimiz noktada hani her yıl 100 trilyon doların üzerinde bir dünya ekonomisinden bahsediyoruz. Hiç kolay değil. Bunun 25 trilyonu sadece zaten, zaten Amerika'da dönüyor. İşte dörtte biri dediğimiz için. Bunu çevirmek çok kolay değil. Böyle bakmak lazım bilmiyorum. Yok aynı, aynı. aynı noktayız. Ben kısa cevap verdim. Serhan Bey her zaman gibi ekstra istediler. İyi, güzel oldu. Ben tatmin oldum. Bence soruyu soran arkadaşımız da bir dönüp demişler, Ha demek ki varmış. Ben ne sordum diye bir kendine dönüp <laughs> sormuştur. <gülüyor> o zaman diyor. ben kaç dolar kazanıyorum diye bir hesaplamak... Bak lazım. çok güzel. Aynen böyle hesaplamak lazım evet. yani. Ben kaç dolarlık adamım. Ne kaçlık hikaye. Var? Bir de dünyanın her yerinde hani şey vardır ya kabul edilmiş bir söz. Hani 1 milyon dolarla her yerde bir şekilde yaşayabilirsin orta Hı -hı. sınıfın üstünde. Bu bile önemli yani. 1 milyon 1 mi? milyon yuanla, 1 milyon lirayla falan demiyorlar ya. Yani. 1 milyon dolar. Who wants to be a millionaire dedikleri dolar milyoneri değil Tabii mi ki. o? uzun bir soru. Evet. Ya bu ileri görüşlülük, tahminler falan veriye göre konuşmak, veri olsa bile zor değil mi? Her an her şey olmaz mı? Yaren. Şimdi ekonomistlerin çok güzel bir şeyi var, tanımlaması var. Ceteris paribus. Şimdi jeopolitik denen bir olgu var, değil mi? Ne yapıyorsun? Petrol fiyatlarını ben 80 dolar aldım. 80 dolarla gidiyorsun. Abi adam orada Ukrayna'ya giriyor. Öbür tarafta bilmem İran bir şey yapıyor. Suudi Arabistan OPEC Plus'ta Rusya ile anlaşıyor diyor ki biz petrol kısıntısına gidiyorsunuz. E şimdi bunlar Seterius'un parabiosunun dışına çıkarıyor sizi değil mi? Atıyor başka bir yere. Her şeyi biz matematik olarak değerlendiriyoruz. O gün Lagarde çıktı. ECB Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Daha iyi tahminler yapmamız gerekiyor dedi. Neden bunu söyledi? Çünkü enflasyonu %2'nin altında gördükleri veri setinde aynı yıl içerisinde enflasyon %7'ye 8'e falan gitti değil mi Avrupa'da? Abi adam yani tahminin şaşar da %300... 400 böyle şaşar mı yani baktığın zaman? Bilemiyorlardı yani hani Ukrayna'nın Rusya muhabbetinin oluşacağını, onun işte supply bottleneck'lerin Covid sonrası geleceğini, işte Covid'in olacağını, değil mi? Bütün o, o ekonomik dönemde alınan aksiyonların geri dönüşünün nasıl olacağını bunu bir anda bambaşka bir dünya ile karşılaştılar. Dolayısıyla oturup da matematik olarak yaptıkları tahminler tutmadı. Kriz Kahini vardı Amerika'da Rubini. Adam ekonomist ve olmasına rağmen bu tahminde bulundu ve bu tahmini tuttu diye adamı büyücü ilan ettiler. Kahin ilan ettiler. Kâhın. Ekonomik tahminler tutmaması için var. Biz ülkede son 3 yıldır çok yanlış bir süreçten geçiyoruz ve ekonomiye ve piyasaya dair konuşmalar ve bakış açısı bence kontrolden çıkıyor. Yani çok fazla önem atfediyoruz, çok fazla konuşuyoruz, çok fazla sorguluyoruz. Bunda vatandaşın kabahati bir noktaya kadar var ama kamu tarafının da var bu kadar konuşulmasında. Yani tahmin sapar. Önemli olan sizin gideceğiniz yönü doğru bulmanız, insanlara bunu göstermeniz. Yoksa adı tahmin. Biraz geçmiş veriden koyuyorsun, biraz gelecekten koyuyorsun, ortaya bir şey çıkarıyorsun. Tamamen bu. Dünyanın her yerinde yapılan aynı şey. Fazla önem atfediyoruz önem atfediyoruz. Bazı konularda da hani niye var? Şöyle düşünelim. İşte bütçe yapacaksınız. Önümüzdeki şey sene yön e, için, değil mi? Yani mecburen bir çok önemli bütün firmalar için, ülkeler için, yani hepimiz için para kazanıyorsunuz. Ay sonunu nasıl getireceğim diye bir bir tahmin yapmak zorundasınız. Yani öbür türlü ay sonunu getiremezsin. Dolayısıyla ekonomik tahminlere ihtiyaç var mı? Var. Ama bunlara çok fazla önem atfetmeli miyiz? Yok. Kendi beklentilerimizi tabii ki öngörülerimizi, okumalarımızı, dünyayı, çevreyi, ülkemizi buna mutlaka ekleyerek hareket etmeliyiz. Yani yol üstünü update ederek gitmek en mantıklısı. Evet. Şuradan aşağılardan şuradan. Gelecekte çok teknoloji, çok sanal para birimleri tarzı şeyler ne kadar etkili olacak? Valla gidişat dijital Para kullanımına doğru bizi bir yola soktu. Herkes de buna çalışıyor. İşte Merkez Bankası çalışıyor, ECB çalışıyor, FED çalışıyor falan filan. Hı hı. Dijital para evet ama hani buradan kasıt kripto paradır, kripto varlıklardır, bunların alınıp satılmasıdır, legalize olmasıdır falan. Çok o tarafa işin evrileceğini sanmıyorum. Hiçbir ülke Merkez Bankası'nın da başta FED olmak üzere böyle bir şey izin vereceği kanaatinde değilim. Para bir güçtür, paranın kullanımı bir güçtür. Kimse bu lüksten vazgeçmez. Zaten arkasında bir taraf olması lazım, teminat veren. Yani bir muhatabınızın olması lazım. Lazım. ama daha fazla dijital para kullanacağız oraya gidiyoruz ya yani ben dijital paradan kastımızı tam olarak mesela dijital Amerikan Doları gibi Bizat dijital Euro mı? gibi şimdi biraz farklı yani dijital lira gibi kripto currency ile yani biraz şöyle ayrıştıralım şimdi bir Bitcoin diye bir değil mi ethereum Bitcoin falan gibi bir kripto paralar var e bunu niye kripto deniyor arkasında bir şifre kombinasyonu var diyelim Unique bir şifreyi bir para gibi kullanıyoruz diğer taraftaki yani Orkun Bey'in anlattığı e, merke, arkasında merkez bankaları olan miktarı şeyi kanunu osu busu belli dijital para yani pa para dediğimiz şey nedir aslında ne kadar mal ve hizmet var bunların değişimini sağlasın bunu yapacak dolayısıyla o mal ve hizmet kadar bir paranın piyasada olması önemli iki e, sen bir servet ediniyorsun veya harcadığından daha fazla kazanıyorsun peki bu bunu nerede tut tutacağım stoklayacağım bu da var bunu da bir köşeye ayırdım paranın böyle kullanım amaçları var bunu kaybetmemesi lazım çünkü sen buna emek sarf etmişsin ve bu paranın değeri kaybetmemesini istiyorsun. Kripto para bunların hangilerine bana sağlayacak insanlar için önem atfetmesi lazım. Bir de gelip de bunun arkasında senin güven duyman lazım. Bunu biraz karıştırıyoruz. Şimdi gençler o paranın gelişim sürecini çok fazla bilmedikleri için, yaşamadıkları için yani tecrübe etmedikleri anlamında söylüyorum, bilmedikleri anlamında değil. Olayı anlamlandırırken bir kripto körünse çıktı bu bir paradır. Bu, bu tam bir para değil. Çünkü para dediğimiz şeyin bir başka amaçları var olması gereken ama insanlar buna değer atfettiler bitcoin'e. Dediler ki ben istiyorum, sen istiyorum. Yani az var. Az olunca artmaya başladı değeri. Ama yine neyle ölçülüyor? Az önce konuştuğumuz bir parayla ölçülüyor. Kaç dolar? Değil mi? İlk sorumuza dönersek. Yani bir bitcoin kaç dolara? döndü iş. Bunun elden ele geçmesi, transfer olması, ülkelerin bunu kabul etmesi, sistemin bunu kabul etmesi ve bunları herkesin kullanması bu başta Münevver'in sorduğu neden tek para basmıyoruz? Mesela bitcoin bir tek para olabilir mi dünya içerisinden? Bunu aldığın zaman da ülkelerin elinden neyi almış oluyorsun? para politikası gücünü almış oluyorsun. Ülkenin milli parası veya kendi parası bir para politikası aracı olarak da işte enflasyonla mücadelede, ülkenin zenginliğinde, işte ticaretinde, onda bunda birçok alanda kullanılan bir şey. Bunu da ülkenin elinden almış oluyorsun. Kim böyle bir gücü de devretmek ister? Onun için merkez bankaları ne yapmaya başladılar? Dediler ki eğer evet bu bir gelecek, burada bir gelecek var. Biz de bu geleceğe ayak uyduracağız ama arkasında bizim olduğumuz dijital paraları üretmeye çalışalım. Ama burada da çok fazla yol almak zorlanıyorlar. Hali hazırdaki sistemin içerisinde bunu nasıl entegre edecekleri ve bizim bunu nasıl kullanacağımız, nasıl kullanılacağı konusunda da ciddi hali hazırda çözülmesi gereken problemler var. Bir süreç evet gelecek mi? Tabii ki gelecek. Ama nasıl gelecek? Neye evrimleşerek gelecek? Bunlar daha çok işin başında olduğumuz süreç. Evet. Ben o zaman dördüncü soruyu çekeyim. Güzel. Hemen peşine. Kriptoya girilir <laughs> Çok <gülüyor> iyi geldi. Sana geldi. Ben, ben hiç üstüm alınmıyorum. Zaten benim bildiğim bir konuda değil. Benim de yani çok bildiğim bir konu değil korktuğum bir konu yani altında ne olduğunu bilmiyorum dolayısıyla ha ama şunu biliyorum balinalar dedikleri şey dedikleri o senin borsacılık kısmından belki o borsa kısmından şey yapabilirsin bazı insanların elinde yani bu bu kripto ürünü piyasaya sürdük insanlara işte kullanımı aldık ama bunun elinde çok fazla var bazılarının elinde aşırı fazla var dolayısıyla bu piyasayı manipüle artık hani speküle değil manipüle etme gücüne sahip. Elindeki kriptoyu satmaya başladığında bu arkadaş çat 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 piyasaya ne oldu bir anda çok fazla yayıldı. Ama bunu buradaki 4 kişi talep ediyor da dışarıdaki 4 kişi talep etmiyor. Başladı değeri aşağıya doğru gelmeye. Bunu görüyor. Bunu yapabiliyor. Sonra bunu tekrar toplamaya başladığında da bu sefer de herkes satmaya çalıştı. Bu sefer de ucuzladı. Ucuzdan tekrar alıyor. Ne oluyor? Kendi servetini, kendi elindeki şeyini, portföyünü büyütebiliyor. Şimdi bunlara çok açık bir sistem bu. Elinde çok fazla varsa ve baştan bu işe girmiş ve oluşturmuşsa veya yeni gelen para birimlerinde işte ben bundan şu kadar üreteceğim diyor arkadaş. İşte bundan sadece yılda diyor 10 tane çıkacak. Abi bu 10 tane çıkacak da 9'unu sen almışsın. Birini de kalan herkese dağıtıyorsun. Sen benimle istediğin gibi oynarsın. Dolayısıyla bana çok güvenli gelmiyor şu anda. Ya arkasında bunu destekleyecek bir yasal mekanizma yok. E benim başıma burada bir şey gelirse hakkımı kime karşı neye karşı nasıl savunacağım? Hani böyle mekanizmalar o yüzden ben korkuyorum. Dolayısıyla bana kum Kumar gibi geliyor. Ama az önce dedim tabii ki kripto paraların bir geleceği var mı? Var. Ama bana kumar gibi geliyor. Onun için hani girilir mi dersen? Benim gibi bir adam'a sorarsan, abi ben 45-46 yaşındayım. Beni sokmayın böyle işlere. <laughs> ama siz gençler olarak tabii ki abi dünya sizin ya. <laughs> hani bakın. Ama ben riskini de söyleyeyim. Yani yes. çok, çok paralar kazanabilirsiniz oraları. Çok paralar da kazanılıyor ama bana göre değil ya. Ben bilmiyorum. Bak çok rahatta söylüyorum. İnsanlar günümüzdeki en büyük problem kimse bilmediğini bilmediğini söylemiyor. Yani. Hiç girişmeye gerek yok. Bildiğiniz işten devam. Son soru. Teknik analiz nasıl doğru olabilir? İnsanlar çizgi çekerek nasıl fiyatları tahmin edebilir? Teknik analiz tek başına bir çözüm değil. Temel analiz de tek başına bir çözüm değil. İkisi birbirini tamamlayan şeyler. Bazı insanlar yatırım düşünceleri ya da yatırım yapıları gereği her ikisinden bir tanesine çok fazla önem veriyor. Hayatının hepsini bunun üstünden kurguluyor. Bundan başarılı olan insanlar da var. Yani farklı deneyimlerle. Ama ben ve genel kabul görmüş gerçek ikisinin birlikte kullanılması gerektiği. Evet doğru. Yani diyebilirsiniz ki temel analiz çok geriden geliyor. Mesela işte büyümeye bakıyorsun falan. Böyle oldu da böyle olacak diyorsun. Bilanço'ya bakıyorsun. Elindeki son rakamdan gidiyorsun falan. Ama teknik analiz de öyle. Geçmişte olmuş fiyat şeyleri üzerinden, e, oluşumlar üzerinden gerçekten çizgi çekiyorsun, bakıyorsun ve hmm. geleceğe daha bir şey kestirmeye çalışıyorsun olmuşun üstünden. Ve teknik analizi bir de şöyle bir şeyi var. Enteresan bir detayı var. Bir grafiğe 100 kişi bakıp 100 farklı yorum çıkarabiliyor. O nedenle ikisi ayrı şeyler ve birbirini tamamlayan şeyler. Sadece tek birinin üzerinden ilerlemek doğru değil. Benim mesela hayatımda teknik analizin yeri, payı hani %3 ile 5 arası falan bir şey. Çok sıkıştığım zamanlarda falan dönüp bakıyorum. Kendi fikrime acaba buradan bir destek çıkarabilir miyim diye. Ama çok iyi teknik analist insanlar var. Onlar da mesela temel analizi üç 5 falan kullanıyorlardı. Ama sadece ikisinden birisiyle ilerlemek çok doğru ve sağlıklı değil. Yani sadece bir grafiğe bakarak çok iyi bir fikir çıkarabilirsiniz ama belki makro görünümü kaçırıyorsunuzdur. Şirketin görünümünü kaçırıyorsunuzdur. Şirketin yatırımlarını kaçırıyorsunuzdur. Birlikte bakmak çok daha doğru bu bir istatistik ve bu istatistiğin altında bir veri seti var. Ve bu geçmiş dönemli bir veri seti. Dolayısıyla bu veri setinin kalitesi ve geçmiş dönemli verinin o dönemki konjonktürlerden ayrıştırılarak bakılabilmesi durumunda hani bunu sadece borsadaki teknik analiz için söylemiyorum. Yaptığınız her analiz için bu veri setinin bir kere o verin içerisindeki içerisine koyduğunuz datanın ne kadar doğru olduğu, o datanın nelerden etkilendiği, bu datayı bozan ayrılıkçı datalar varsa bunların ayıklanarak, temizlenerek doğru düzgün bir veri setine ulaşıp ondan sonra bunun üzerinden yaparsanız bazı analizleri bu analizler sizdeki o geçmiş trendlerin gelecekte de tekrarını gösterme konusunda fikir verir, yol gösterir. Ya varsayım ve geçmişteki gibi davranacağını düşünüyorsun tamam mı? Ama etrafın da var. Hani etrafına da bir kafanı kaldırıp bakman lazım. Tek başına değilsin. Böyle çok fazla soru geliyor ufak tefek. Borsa nedir? Altın nedir? Neye yatırım yapalım? Nasıl yorumlayalım vesaire? Temel finansal okuryazarlıkla ilgili nereleri takip etmeli insanlar? Hani sizin yönlendirebileceğiniz bir yer olur mu? Ben bunu merak Kendiniz ediyorum. Deniz Yatırım'ın harika raporları var. <laughs> Bizim raporlar profesyonel kaçabilir. Teşekkür <laughs> ederim ama fazla profesyonel kaçabilir. Yani temel finans anlamında okur yazarlık ben şuna inanıyorum. Yani yönlendirmek kolay. Şuna bakın, şu adamı izleyin, bunun kitabını okuyun falan. Aslında sizin kendinizde elde ettiğiniz deneyimlerle oluşuyor birazcık. İnsanlar çok güzel kitaplar okuyorlar ve o okudukları kitaplardaki şeyleri hiç uygulamadan öğrendiklerini zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Sizin kendi kendinize, kendi bütçenize göre 100 lirayla, 1000 lirayla, 10.000 lirayla hiç önemli değil. Kendi kendinize her üründen küçük küçük deneyimlemeniz lazım. Kâr etmeniz ama zarar da etmeniz. Niye zarar ettiğinizi bir kenara not etmeniz ve her ürünü alıp satarken bir şekilde onu da okumak lazım. İçeriğini bilmek lazım. Bunlar size deneyim kazanır. Evet çok daha genel olarak da bir okur yazarlık seviyesi oluşturmak için çok ciddi adımlar atıyor. Mesela SPK'nın bu yönde attığı adımlar var. Borsa İstanbul'un attığı adımlar var. Kendi binasında bazen toplantılar falan düzenleniyor. Bunların üzerinden ilerlemek bence çok daha doğru, sağlıklı. Böyle kitap ismi, kişi ismi vermek biraz şöyle bakıyorum olaya. Sadece onun bak bakış açısı yönlendiriyorsun ve oradan gidiyor. Aslında herkesten biraz daha küçük küçük toplayıp ilerlemek daha mantıklı. Mesela Borsa İstanbul'un web sitesi üzerinde her ürünün açıklaması var. El kitapçıkları var. SPK'nın web sitesinde var. Bunlardan yola başlayarak sonra bunları realiteye çevirip işlem yaparak tecrübe edinmek ama çok küçük rakamlarla başlamak bence en mantıklısı. Yoksa öbür türlüsü hep teoride kalıyor. Yani anlatırız burada. Başkaları da anlatıyor ama siz uygulamadan onun ne kadar can yaktığını hissetmiyorsunuz. Zaten öğrendiğiniz an başka bir şey deneyebilirsiniz deneyimlemeye dönüyorsunuz. Arkadaşlar bakın burada deniz arkadaşımız, münevver arkadaşımız çok çaba sarf ediyor. Lütfen <gülüyor> <Desteklerimizi> <gülüyor> abone olalım. <laughs> bekliyoruz. Yani, Hadi bizi yani. geçtik kendileri evet. için. Evet. Yani bizi zorla evet. tutup aşağıya getiriyorlar. Söyleyelim tamam. yani. Çok sağlımlar. Emekleriniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.